Bu hafta kahve demlemeyeceğiz ama son dönemde dışarıda içtiğim kahveler hakkında konuşacağız. Kahveleri geçmeden bu son dönemde popüler olan proses metotları ile ilgili biraz aslında konuşmak istiyorum. İlk olarak infüze kahvelerle başlayayım. İnfüze kahvelerde kabaca ne yapılıyor? İşte bu fermentasyon aşamasında içeriye bir ajan konuyor. Bu ajan işte tarçın kabuğu olabilir, kakao nibi olabilir, meyve olabilir ve tat profilini tabii ki de etkiliyor. Bu söylendiği zaman, işte kahvenin üzerine yazıldığı zaman ben buna karşı değilim. Ama ben infüze kahveleri satın alır mıyım? O konuda ciddi bir soru işaretim olduğunu söyleyeyim. Bunun biraz daha aslında sık görülen versiyonu diyeyim. İşte çok yüksek saat anaerobik fermentasyona maruz kalmış kahveler. Evet, aldığım kahvelerin bir kısmı anaerobik fermentasyona sahip. Ama bunları genelde bu tat profilini çok etkilemeyecek biraz daha ön plana çıkarmak. Onu başka bir hale getirmek kesinlikle değil. Başka bir hale geldiği zaman zaten bence o kahvelerin çoğu birbirine benziyor. Bazı videolarda söylüyorum zaten işte benim için bu kahve sert, işte çok fermente tatlar alıyorum diye. O kahvelerin ben çoğunun orijinleri farklı olsa da, lokasyonları farklı olsa da ben hepsinin benim için iyi manada olmayan spesifik bir tadı olduğunu düşünüyorum. O yüzden evet son dönemde çok popüler ama ben anaerobik kahvelere biraz bu ara şüpheyle yaklaşıyorum. Çünkü bence biraz ipin ucu bu anlamda kaçmaya başladı. Kahvenin o karakteri değil, kahve başka bir hale geldi. Bunları niye söylüyorum? Çünkü bu tipte kahveleri severek içen, tercih eden insanlar var. Buna kesinlikle saygı duyuyorum ama dediğim gibi burada konuştuğumuz ya da benim yorum yaptığım kahvelerde ben infüze kahvelere çok mesafeliyim. Anaerobik kahvelerde de daha seçici olmaya çalışacağımı söyleyeyim. O yüzden bundan sonraki dönemde eğer bulabilirsem iyi yıkanmış kahveler çok daha fazla denemek istediğim kahveler. Son bir not, siz bu videoyu izlerken ben tatile çıkmış olacağım. Tatilde de her zaman olduğu gibi iyi kahvecileri gezmeyi planlıyorum. Zaten lokasyon seçimi yaparken de kahvenin bence kesinlikle etkisi var. Çünkü ilk gideceğim yerde orada hangi kahveciler var diye araştırıyorum. 3 şehire gideceğim. Üçü de aslında daha önce gittiğim şehirler. Bazı denemediğim kavurucular var. Onları deneyeceğim. Bu seyahatte şöyle bir şey yapmayı da planlıyorum. Her şehrin kahve turu gibi bir şey olacak. Ve bunu iyi bir prodüksiyonla yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? Önümüzdeki haftalarda birlikte göreceğiz. Gideceğim şehirleri de söyleyeyim. İlk olarak Barcelona, sonra Kopenhag, en sonunda da Amsterdam olacak. Bence Avrupa'daki kahve anlamındaki en iyi yerler arasına girebilecek 3 yer. Instagram'dan zaten paylaşım yapmaya devam edeceğim ama dediğim gibi burası için ayrı bir planım da var. Heyecanlı, bakalım nasıl olacak. Videonun ikinci bölümünde şimdi dışarıda içeceğim kahveler hakkında konuşacağım. İlk olarak Montan 2 kahvesinden bahsedeceğim. Etiyopya Bochisa. Bu kahve natural işlenmiş bir Etiyopya kahvesi. Bu kahve çok karakteristik bir Etiyopya. Hafif tatlılığı var. Hafif çaysılık var. Çok hafif bir asitlesi var. Yani karakteristik bir Etiyopyalı arıyorsanız programa alabileceğiniz bir kahve. Fiyatı anlamında da ben kahveyi tattığım zaman bu kahve dedim 300 TL'nin biraz üzerinde bir fiyatı vardır. Sonradan kontrol ettim fiyatını. 310 TL. O fiyat aralığı için fiyatı neyse onu size veren bir kahve. İkinci kahve Kenya Kiamabara. Bu kahve yıkanmış bir Kenya kahvesi. Bu kahve de yine çok karakteristik bir Kenya. Kenya kahvelerinin açık söyleyeyim fiyatlandırılması ya da işte fiyatını tahmin etmesi konusunda çok iyi olmuyorum. Çünkü hep düşündüğüm fiyatın bir tık üzerinde oluyor fiyatları. Bu kahve için de bence o geçerli. 375 TL fiyatı var. Ben ama Bochisa'dan çok farklı fiyatı normalde olmadığını düşünmüştüm. Bu dediğim gibi sadece bu kahvenin değil ben diğer Kenyaları da çok fiyatlarını tahmin edemiyorum. Hep düşündüğüm üzerinde bu kahvede onlardan birisi. Bu kahve öyle vurucu bir Kenya mı? Değil ama zaten bence piyasada o eskiden arıştığımız asitesi işte görece yüksek, canlı, parlak Kenya bulmak çok zor. O yüzden bu kahveye de haksızlık etmemek gerekiyor. Çıtayı oraya koyarsak evet piyasada da yok bence o kadar vurucu bir Kenya. Bu kahve de öyle vurucu bir Kenya değil. O şekilde alırsanız bu kahveden bence mutsuz olursunuz ama karakteristik bir Kenya arıyorum, işte Montauk seviyorum diyorsanız programa alınabilir. Montauk sonrası Tinkafi'nin El Mirador'unu denedim. Bu kahve baktım tükenmiş ama farklı kavurucular da var. Klar'da gördüm bu kahveyi. Bu kahveyle ilgili aslında çok şey duymuştum. İşte çok tarçın tarçın gibi yorumlar. Ben bir kahveye tat, o spesifik bir tat üzerinden yorum yapmayı çok doğru bulmuyorum. İçerken ki o genel bence bende uyandırdığı hissiyat benim için çok daha önemli. O yüzden bu kahveye biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü bu kahve içmesi gerçekten çok zevkli bir kahveydi. Evet tarçın, net bir tarçın var. Hatta infüze olmadan yani içine bir
Fermentasyon aşamasında tarçın koymadan bu kadar tarçın olması ilginç. Ama bu kahveyi sadece tarçınla bence yorumlamak çok doğru değil. Çünkü çok meyvemsiliği de olan, tatlı, içmesi zevkli bir kahveydi. Bu arada proses metodu anaerobik hani ama kahvede o rahatsız edici fermente tatların hiçbiri de yoktu. Fiyatı tahmini olarak benim için 400 TL'nin üzerinde fiyatlandırılacak bir kahve. Baktım herhalde zaten satış fiyatı da ona benzer. Satış fiyatıyla da uyumlu bir kahve olmuş. Sırada konuşacağımız kavurucu Barış Sokrat. Bilmeyenler için söyleyeyim, ben İzmir'de oturuyorum. Alsancak tarafına da 2 haftada bir gittiğimi söyleyebilirim. Gittiğimde Barış Sokrat'ın ben kahvelerini deniyorum. Tüm seçkisindeki kahveleri denemişimdir. En iyi kahve Etiyopya Guji Anasora. Bu kahve de yine natural bir kahve. Kahve ne veriyor? Hafif bir tatlılık var. Çok hafif bir çiçeksilik var. Yuvarlak, kolay içimli, zevkli bir kahve. Ben bu kahve için de fiyatı 200 TL'nin biraz üzerindedir diye düşünüyordum. Fiyatını kontrol ettim, paket fiyatını. 210 TL. Bence bu fiyat için fiyat performans olarak iyi bir kahve. Görece uygun fiyatlı bir Etiyopya arıyorsanız, beklentileri tabii ki de çok yükseltmeden çünkü o fiyatın karşılığını veriyor size kahve. Programa alınabilecek bir kahve bu da. Son iki konuşacağımız kahve Berlin'den. İlki Five Elephant'ın Etiyopya Beef to Godinası. Bu kahve natural işlenmiş bir Etiyopyalı. Fiyatını baştan söyleyeyim 16 euro ama 16 euronun karşılığı bence değil. Kahve. Şunu da ekleyeyim, ben Türkiye'deki kavurucularla Avrupa'daki kavurucuları fiyat anlamında birbirine ayırıyorum. Çünkü oranın kendi dinamikleri var, buranın kendi dinamikleri var. Kahvenin ithalat prosedürleriyle ilgili farklar var. O yüzden 16 euro Avrupa için bence iyi bir fiyat. Yani 16 euroya ben çok çok iyi kahveler içtim. Onlarla kıyasladığım zaman bu kahve çok vasat. Zaten Five Elephant'ın ben son dönemdeki kahve seçimlerini kendi damak tadım için konuşayım. Fiyatlarının gerisinde buluyorum. Yani o verdiğim fiyatın karşılığı kesinlikle olmuyor. Lokasyonlar çok güzel. Hatta işte bir sene önce tam Berlin'e gitmiştim. Hatta bir video var, Berlin kahve turu gibi. Bir sene önce tarihli. Orada Five Elephant'ın hem Mitte'deki hem de Kreuzberg'deki yerlerine gitmiştim. Lokasyonlar çok güzel. Gidip kahve içilebilir mi? İçilebilir ama çekerek alma konusunda artık biraz daha mesafeli olacağımı düşünüyorum. Ki Five Elephant'a karşı benim pozitif de bir yaklaşımım var. Çünkü ilk defa bir kamerayla kahve dükkanına ilk olarak Five Elephant'a gitmiştim. Tam 5 sene önce Berlin'deki Mitte'deki yerlerine. O yüzden tüm bu iyi hatıralara rağmen diyeyim, ben bir süre çekirdek almayı çok planlamıyorum. Son kahvemiz de Bonanza'dan, Berlin'den Gaspar Diaz. Bir Guatemala kahvesi. Yıkanmış bir Guatemala kahvesi. Bunu çok yakın bir arkadaşım oradan satın alıp getirdi. Normalde artık şunu yapmamaya çalışıyorum. İnsanlar soruyor işte gittiği yerlerden, işte sana kahve alalım mı? O işe artık hiç girmiyorum. Hem insanlara eziyet olmasın. Bir. İki, iyi bir kavurucu bile olsa onun tüm kahveleri iyi olmuyor. Gidip oradan vasat bir kahve almanın bir anlamı yok. O yüzden ancak spesifik bir kahve olursa onu söylüyorum. Bunu alan arkadaşım da işte Barn'dan, Bonanza'dan, Five Elephant'dan listeleri gönderdi. Arasından bu kahveyi ben seçtim. Videonun başına bahsettiğim gibi bu yıkanmış iyi kahvelere biraz hasret kalmıştım. Bu kahve o hasretimi giderdi mi? Ortalama olarak giderdiğini söyleyebilirim. Bu kahveye ben Baristatus'un La Laborie Anaxos'u vardı. Ona benzettim açıkçası. Onun bir tık gerisinde olan bir kahveydi. Zaten fiyatı da bir tık gerisindeydi. Kahvenin 250 gram 18 euro. 18 euro genel olarak kıyasladığımda bir tık yüksek bu kahve için bence fiyatı. Ama iyi seviyeye yakın bir Guatemala kahvesi aranıyorsa 18 euro anlamlı olabilir. Bu arada ben bu kahveyi hem April Brewer'la bu Provor şeklinde hem de Aeropress'te denedim. Guatemala kahvelerinde tekrar hatırladım ki Aeropress versiyonunu daha çok seviyorum. Siz de bence eğer bir Guatemala kahvesi denk gelirseniz bir Aeropress'e de şans verin. Çünkü o tatlılığı bence kahvenin bir tık daha ön plana çıkıyor. O Guatemala kahvelerindeki karakteristik o tatlılık. Benim zaten kahvede yumuşak karınlarından biri tatlılık. Tatlı bir kahveyle beni kandırma şansınız kesinlikle var. Bu kahvede hem tatlı, hem temiz, hem de içmesi zevkli, yuvarlak bir kahveydi. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmeye çalışacağız. Görüşürüz.